düşmanlık, düşmanı askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Kardelen Ana Haber'e hoş geldiniz. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası kamera karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda gündemdeki iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretini değerlendirdi. Irak makamlarının PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirip, Irak, PKK'yı terör örgütleri listesine almalı, dedi. Bu ziyaret 12 yıl aradan sonra gerçekleşmiştir. 12 yıl önceki ziyarette de vardım, bu ziyarette de bulundum. Irak'ta pozitif yöndeki bu gelişmeleri görmek, tespit etmek 12 yıl aradan sonra son derece memnuniyet verici oldu. Tabii görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Ziyaretin ayrıksız yönlerinden biri şudur, tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur. Tabii önemli konulardan bir tanesi terörle mücadeledir. Irak makamlarının PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını tabii ki memnuniyetle karşılıyoruz. Ama doğrudan terör örgütleri listesine alması gerektiğini de ifade ediyoruz. Çelik, DEM Parti'nin İstiklal Marşı'na olan saygısızlığını da aldı gündemine. Kimse yetkiyi gayrimeşru girişimler için kullanamaz, dedi. İstiklal Marşımız, bayrağımız, Atatürk ve devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız konusunda gösterilmesi gereken saygı, hem siyasetin gereğidir, hem de ilkelerin gereğidir. Hiç kimse meşru siyaset alanında aldığı yetkiyi gayri meşru bir takım girişimler için kullanamaz. Hiç kimse meşru siyaset alanında elde ettiği pozisyonu bir takım gayri meşru girişimler için bir zemin yapamaz. Bu sebeple İstiklal Marşı'na saygısızlık, bayrağa saygısızlık, meşru alanda aldığınız yetkiyi gayrimeşru alanda kullanmanın bir biçimidir. Herkesi bu meselenin üstünü örtmek, bu meseleyi bir siyasi polemik konusu getirmek haline getirmek yerine bu değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa için siyasi partileri ziyaretine bugün başladı. Kurtulmuş ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i mecliste ziyaret etti. Mecliste yeni anayasa mesaisi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ediyor. Kurtulmuş'un ilk durağı meclisteki CHP grubu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Yapıcı diyaloğumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Bu konu gündeme geldiğinde benim dikkat ettiğim husus, içerikle ilgili şimdiye kadar bir cümle, yani anayasanın içeriğiyle ilgili bir cümle konuşmadım. Çünkü biliyoruz ki usul esasında mukaddemdir. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede yine bir başka temel kural ise partilerin anayasaları olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa milletin anayasasıdır. Bu çerçevede çok benim açımdan da son derece verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa süre içerisinde, örneğin Mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isterim. Sene meclis açıldığında müzakere ortamı başlar ve sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Evet, kararı meclis verecektir. Bu meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Özel de görüşmeyi, sorumluluğumuzun farkındayız, parti içinde konuyu değerlendireceğiz sözleriyle değerlendirdi. Siyaset halkın gündemine duyarsız olamaz. Bugün insanların
yoksulluk gibi, açlık gibi, işsizlik gibi, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir? Onu bir tartmak lazım. Sayın Başkan'ın bugün yaptığı değerlendirmeleri, başta Merkez Yönetim Kurulumuz olmak üzere partinin yetkili organlarıyla ve grubumuzla değerlendireceğiz. Burası parlamento, konuşulan yerdir. Siyasiler el sıkışmazsa siyaset düşmanları, demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. O yüzden el sıkışılacak, müzakere edilecek ama sorumlu olduğumuz kitleler için de mücadele edilecek. Bizim anlayışımız bu. Bu el sıkışma demokrasiye inananların yapması gereken bir şey. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhur İttifakı dağılıyor iddiaları gündemindeydi. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır dedi. MHP grup toplantısını yaptı. Kürsüde Genel Başkan Devlet Bahçeli vardı. Hedefinde ise Hamas'a terör örgütü diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. İmamoğlu'nun açıklamasının akılla bağdaşır bir yanı yoktur dedi. Akılla, izanla, vicdanla, hakikatle bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz? Siyasetin yetkilileri neredesiniz? Niye konuşmuyor? Neden üç maymunu oynuyorsunuz? Yoksa gizli saklı ilişkileriniz deşifre olur diye mi ürküyorsunuz? Toprağını, yurdunu, yuvasını ve insanını savunan Hamas'a terör örgütü demek, Netanyahu'ya vekalet etmek, Siyonizmin değirmenine su taşımak, cinayetleri onaylamak demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı küresel emperyalizminin eli ve vicdanı kanlı yüzlerine alın beni tepe tepe kullanın mesajı vermiş. Her emrinize, her telkininize, her tavize amadeyim çağrısı yapmıştır. MHP liderinin gündeminde İYİ Parti'deki olağanüstü kongrede vardı. Yeni genel başkan Musavat Dervişoğlu'nu tebrik etmediğini söyledi. Nedenini grup kürsüsünden açıkladı. Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış. Bir yönetim değişikliği de söz konusu olmuştur. İç işlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi, herkes tebrik etti, siz niye tebrik etmediniz diye suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitneyle iyiyi daha da iyileştirmenin çabası içerisine girmeye çalışanlar var. 104 tane siyasi parti var. Her biri kongresini yapar. Her kongreyi tebrik eden, etmeyen olabilir. Bunlar da onların en tabii hakkıdır. Neden tebrik etmediğimi, gerekçesi ne olursa olsun hepinizin huzurunda söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz. Son olarak Cumhur İttifakı'nı aldı gündemine. Cumhur İttifakı dağılıyor iddialarına yanıt verdi. Sayın Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi hainsen diyorsam söyleten sensin. İşte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaldırmaya yetenen kim varsa direkt onlaradır. Şu bazı gazete manşetlerine ve kalem sahiplerinin tefrikalarına bakar mısınız? Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu? AKP-MHP kavgası yükleniyor. Bahçeli AKP'ye balans ayarı çekti. Bahçeli Erdoğan'ı şimşekle vurdu. Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır. Var olacaktır. Ve ayakta kalacaktır. Senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyor. İnsan ve toplum sağlığı adına gözetim altına alınıp tedavi edilmeni özellikle tavsiye ediyorum. Endişem odur ki bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında ihanetle suçladığı İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Dervişoğlu, bir kişi öyle dedi diye büyük bir camianın gönlünü kıramam dedi. Ben açıkça söylüyorum. Neden tebrik etmediğimi, gerekçesi ne olursa olsun hepinizin huzurunda söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ihaneti tebrik edemem dedi. Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam. İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu Meral Akşener'den koltuğu devraldı. Dervişoğlu'na mazbatasını İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun verdi. Mazbata töreni sonrası konuşan Dervişoğlu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ihaneti tebrik edemem açıklaması soruldu. Kendisi bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamayı da özenle okudum. Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Yani karar tabii ki kendilerinindir. Üzerimde hakkı ve emeği var. Yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak, bu zamana kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var. Ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam. Gelmiş oruna bu mazbatayı sunmaktan gurur duyar ve kendisine... Dış ticaret açığı ilk çeyrekte hızlı geriledi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %41,5 azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verileri değerlendiren bir açıklama yaptı. Dış ticaret açığı %41,5 azaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilere ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, programımız çalışıyor. Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor, dedi. Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı %41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan 20 milyar 343 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mart döneminde %63,8 iken 2024 yılının aynı döneminde %75,8'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu verilerini değerlendirdi. Ekonomi programının çalıştığına dikkati çeken Şimşek, yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi 8 aydır kesintisiz devam ediyor. Mart'ta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi. 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı değerlendirmesinde bulundu. Şimşek, salgın sonrası yeniden şekillenen tedarik zincirleri, stratejik rekabet ve küresel ticarette parçalanmanın, dost ve yakın ülkelerden tedarik eğilimini artırdığına işaret etti. Stratejik konumuyla, Türkiye'nin bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Bakan Şimşek, verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz ifadesini kullandı. Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Eğitim ve Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Arasındaki iletişim köprüsü olan Cümer'e 2023 yılında 7 milyon aldı. Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Eğitim ve Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen toplantıya Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Programda konuşan Vali Çiftçi, vatandaşların CİMER kanalıyla kendileriyle ilgili talep ve şikayetleri yetkili idarelere iletebildiklerini söyledi. Valiliğimize iletilen CİMER müracaatlarının titiz bir şekilde incelenmesi, talebin değerlendirilmesi, zamanında uygun cevap verilebilmesi noktasında
bir hizmetçi eğitim ihtiyacı olduğunu gördüm. Ve bugünkü seminerimizde bu ihtiyaca binaen düzenliyoruz. Vali Çiftçi bu tarz eğitim toplantılarıyla vatandaşa en güzel şekilde hizmet sunulmasını hedeflediklerini söyledi. Bütün bu hizmetçi eğitim çalışmalarından amaçladığımız şu, şunun için düzenliyoruz bunları. Öğrenmeyi sürekli hale getirmek, öğrendiklerimizi kamu hizmetine yansıtmak, böylece daha nitelikli bir kamu hizmeti sunmak ve bunun neticesinde de vatandaş memnuniyetini daha üst sıralara çıkarabilmek. CİMER Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy da CİMER'in tanıtımı, istatistik ve başkanlığın faaliyetlerine yönelik sunum yaptı. Fonksiyonu kırtasiyetle mücadeledir halkla ilişkileri. Yani o eskiden bugün git yarın gel anlayışın hakim olduğu Türkiye'sindense daha hızlı vatandaşın öne çıkartan, onları sorunlarını çözmeye odaklanan bir yönetim anlayışı hedefler, asıl halkla ilişkiler. İkinci amacı yapmış olduklarıyla vatandaşı ikna etme görevi ifa eder. İşte biz CİMER'le hem kırtasiyeciliğiyle mücadele ediyoruz, hem vatandaşımızı tereddütlü konularda ikna etmeye çalışıyoruz, hem de onun sosyolojisini anlamaya çalışıyoruz. Ersoy, CİMER'in sadece bir başvuru mekanizması olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ama CİMER dendiği zaman muhtemelen sokaktaki 10 kişiye sorsak 9'u CİMER dendiği zaman aklına ilk en gelip şikayet edecektir. Biz o algıyı da biraz değiştirmek istiyoruz. Sadece şikayet mekanizması değil. Açıkçası biz vatandaşın görüşlerinden daha çok memnuniyet duyuyoruz. Yani bize iletmiş olduğu her türlü eleştiri de kabul edilir, öneri de kabul edilir, teşekkür de kabul edilir. Zaten farkındasınız da son bir iki senede yapmış olduğumuz iyileştirmelerle sistemdeki teşekkür butonunu, yönetime katıl, Türkiye yüzyılı hayalini paylaş butonlarının hepsini kimisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, kimisi Sayın Başkanımızın talimatı ekleyelim. Ersoy, geçen yıl Erzurum'dan CİMER'e yapılan 50 bin başvurunun incelendiğini ve çoğu sorunun bu kanal aracılığıyla çözüme kavuştuğunu sözlerine ekledi. Erzurum'da Ziraat Fakültesi tarafından bir tarım müzesi oluşturuldu. Müzede tarım aletlerinin yıllar içindeki değişimi sergileniyor. Erzurum'da Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü tarafından bir tarım müzesi oluşturuldu. Müzede tarım aletlerindeki değişim ve kültürel öğeler ele alındı. Müze, ilin kırsal kesimlerinden ve çevre kentlerin köylerinden toplanan 400'e yakın ekipmanla açıldı. Fakültede 600 metrekare alanda açılan müzede, tarım aletlerinin 1800'lü yıllardan bugüne dönüşümü anlatılıyor. Burada bulunanlar da bizim eğitim materyallerimizin bir kısmı. Geçmişte kullanılan yine bazı materyaller, işte hesap makinesi FAST deniyor, işte delgeç, çeşitli yine eğim ölçme makinesi, Nivo'nun dürbünü, işte kalem açacağı, İşte yine saat, burada şablonlar, rapido kalemler vesaire. Burada oluşturduğumuz bir kitapçık var. 1962 yılından 2003'e kadar, dijital sisteme geçinceye kadar ki tüm mezun öğrencilerimizin listesinin olduğu bir kitapçık yaptık. Dolayısıyla bunun da bu müzeye konması bizce önemliydi. Bunu da buraya yerleştirdik. Müzede traktör çeşitleri, kağnılar, Anadolu sabanı, tahıl ekim makinesi, namlu yapma tırmıkları, taş değirmen ve rüzgar gülü gibi tarım aletleri bulunuyor. 60'lı 70'li yıllarda Türkiye'de kullanılmış. Bazı yörelerde halen daha kullanılabiliyor. Özellikle dövenle veya kara patos dediğimiz patosla hububat saman haline getirildikten sonra tanesini ayırmak üzere bu makine kullanılır idi. Hatta bu elle çevrilmeli. Bunlara çeşitli yerlerde, işte Konya'da filan da mesela bunlar yapıldı. Dinamo kondu buraya. Daha sonra elektrikli olarak çevrilmek suretiyle insan gücünden arındırıldı. Kentin turizmine de katkı sağlaması beklenen müzenin özellikle Ziraat Fakültesi öğrencileri için de eğitim alanı olması amaçlanıyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde zeytin üretiminin arttırılması için çiftçilere ücretsiz zeytin fidanı dağıtıldı. Toplam %100 hibe,
Valilik desteği, yatırım izleme, YÜKOP destekli 1300 adet. Oltulu çiftçilere 1300 zeytin fidanı dağıtıldı. Nasılsınız? Ağacı çok seviyoruz, siz de çok seviyorsunuz. Erzurum'un Oltu ilçesinde zeytinciliğin geliştirilmesi için harekete geçildi. Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi tarafından finanse edilen bir proje geliştirildi. Proje kapsamında belirli bölgelerde tarım arazisi bulunan 90 çiftçiye 1300 adet zeytin fidanı %100 hibeli olarak dağıtıldı. 50 tane 40 tane veremeyeceğiz çünkü bir kişi 50 tane verdik mi? Tarım İlçe Müdürü Temel Aslan çiftçilere fidanları nasıl dikeceklerini ve bakımları hakkında bilgi verdi. 5 günde bir, en fazla 7-8 günde bir mutlaka sulayın. İlçede son 10 yıldır çiftçiler kendi imkanlarıyla zeytin yetiştirmeye başladı ve ekonomik kazançlar elde etti. Üretimin artması için fidan desteği sürüyor. Daha önce Oltu ilçesinde 400 zeytin fidanı dağıtımı yapılmıştı. Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi keşfedilmeyi bekliyor. Vadide peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumlar yer alıyor. Buraya bir kişi çıkacak ki burada. Burası Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi. Ejder Vadisi ilginç oluşumlarıyla fotoğrafçıların uğrak mekanı olmaya başladı. Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda gezi güzergahlarının önemli bir durağı olan Erzurum'da turizm noktasındaki çeşitlilik artmaya devam ediyor. Oltu ilçesinde bulunan Ejder Vadisi de bu anlamda macera severlerin keşfini bekliyor. Vadide peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumlar yer alıyor. Bölge fotoğrafçıların da uğrak noktası haline geldi. Ejder Vadisi denilen bir bölgeye geldik. Doğa fotoğrafçıları olarak yeni yerler keşfetmek amacıyla bu bölgede geziler yapıyoruz. Bu gezi kapsamında da Ejder Vadisi'ndeyiz şu anda. Özellikle kırmızı yapısıyla dikkat çeken ve çok muhteşem bir doğa yapısıyla doğa fotoğrafçılarının aslında ilgisini çekebilecek güzel bir bölge burası. Oltu bölgesinde ayrıca yine gökkuşağı tepeleri dediğimiz renkli tepeler var. O tepelerin uzantısında olan Ejder Vadisi bu bölge. Ve kırmızı yapısıyla, kırmızı kayalık yapısıyla dikkati çekiyor. Erzurum'da polise gelen cinayet ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Ancak belirtilen adreste olumsuz bir durum yoktu. Yapılan incelemelerde cinayete kurban gitti denilen şahsın işte olduğu belirlendi. Cinayet ihbarı yapılan genç iş yerinde çıktı. Olay Erzurum'un Azizye ilçesinde yaşandı. Şu anda çok işte yani. Erzurum polisi elektronik posta üzerinden gelen bir ihbarla harekete geçti. İhbarda 17 yaşındaki DY'nin öldürüldüğü bilgisi vardı. Ekipler hemen Azizye ilçesindeki adrese gitti. Ancak evin kapısı kilitliydi. Aileye ulaşan polis ekipleri bir yandan da araştırma yaptı. Bir süre sonra korku içinde evlerine gelen aile kapıyı polis eşliğinde açtı. Evde herhangi bir olumsuzluk yoktu. Korku içinde kalan aile derin nefes alırken öldü diye ihbar edilen şahsın iş yerinde olduğu belirlendi. DY'nin anneannesi yapılan asılsız ihbara tepki gösterdi ve sorumluların bir an önce bulunmasını istedi. Kim atmış ise, kim çekilse... Biz ondan şikayetçi olalım. Ve sizin oğlunuzla ilgili mi bir şeydir? Ben torunum oluyor. Evet. Oğul işte. Yok oğul ile bir şeyimiz Allah'a şükür. Aha evet. Komşuların neyse. Kaç senelik onu söylesinler ki öyle bir şey yok sizde. Erzurum'da trafik ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde bir aracı kontrol amaçlı durdurmak istedi. Araç sürücüsü ise ekiplere zor anlar yaşattı. Önce aracıyla kaçan sürücü daha sonra yürüyerek polislerin yanına gelerek tartışma çıkarttı. Bir şahsın polise karşı gösterdiği mukavemet beraberinde olayları getirdi. Kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde bir aracı kontrol amaçlı durdurmak isteyen trafik polisleri sürücünün tepkisiyle karşılaştı.
Araç sürücüsü polisin tüm uyarılarına rağmen kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından şahıs yakalandı. Ancak daha sonra şahsın yaya olarak trafik polislerinin yanına geldiği ve tekrar tartıştığı görüldü. Tüm ikazlara rağmen ikna olmayan şahıs, olay yerine gelen destek ekip tarafından gözaltına alındı. Erzurum'un Azizye ilçesinde bir kazı çalışmasında toprak altındaki oyukta 4 tilki yavrusu bulundu. Yavru tilkiler koruma altına alındı. Evet, öksüz kalan 4 tilki. Kazı sırasında toprak altındaki oyukta bulundular. 4 yavru tilki koruma altına alındı. Erzurum'un Azizye ilçesi Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yapılıyordu. Özel bir şirket çalışanı işçiler çalışma sırasında toprak altındaki oyukta 4 tilki yavrusuna rastladı. İşçiler durumu derhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Müdürlükte görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tilkileri koruma altına aldı. Bakımları yapılan tilki yavruları koruma altına alındı. Şırıngayla beslenen ve sağlık kontrolleri yapılan tilkilerin hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edildi. Tilki yavruları yeterli erişkinliğe ulaşıp doğaya dönecek güce alışıncaya kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi. Erzincan'a gideceğiz şimdi de. Yok olmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdüren Cevat Naldan'ın yarım asırlık meslek hikayesi geliyor ekranlarınıza. Dede mesleğini babasından öğrendi. Yıllar sonra mesleğin tek temsilcisi oldu. Saraçlık mesleğini yapan Cevat Naldan yok olmaya yüz tutsa da dede mesleğinden vazgeçmiyor. Bundan... 69 yaşındaki Cevat Naldan saraçlık mesleğini babasından öğrendi. Önce çırak olarak başladı işe. Bu meslekte 50 seneden fazla. İlkokul 4. sınıftaydım, dükkana girdim. 5. sınıftan sonra okumadım. O sene bu sene 64'ten beri işte bu işe devam. Naldan unutulmaya yüz tutan dedesinden yadigar saraçlık mesleğini 60 yıldır sürdürüyor. Naldan deriye şekil vererek koşum takımı, at süslemesi, köpek tasması, kemer ve eğer yapıyor. Cevat Naldan gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya çalışıyor. At malzemesi, at eğeri, at çuluğu, hazır alıp sattığımız palan var. Semer tamiri yapıyor. Semerci kalmadı. Palancı hiç yok. İşte bu at malzemesi üzerine ilk en son biz kaldık işte. Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 34.535'e, yaralı sayısı ise 77.704'e yükseldi. İşgalci İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda şehit olanların sayısı 34.535'e, yaralı sayısı ise 77.704'e yükseldi. İşgalci İsrail, Gazze şeridine 7 Ekim'de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor. Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken çoğu çocuk ve kadın, binlerce Filistinli yaşama veda ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gazze şeridine son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 207 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34.535'e, yaralı sayısının ise 77.704'e yükseldiği aktarıldı.
İran kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere yönelik operasyon sürüyor. Bölgede tespit edilen 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. İran kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Operasyonların yoğun olarak sürdüğü Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir operasyon daha düzenlendi. Bölgede tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Operasyon sonucunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek denildi. Altı ilde düzenlenen Mahzen 35 operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 46 şüpheli yakalandı. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 6 ilde operasyon düğmesine basıldı. 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyonlarda Antalya'da Engin Tatar, Balıkesir'de Mehmet Canbaz, Gaziantep'te Eyüp Doğruer, Konya'da Recep Örnek, Mersin'de Oktay Gün ve Uşak'ta Erkan Saltık'ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Şüphelilerin kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri, tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin iş yerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri, ev sahipleriyle kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı oluşturdukları ve uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu 30 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, otomatik silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu. Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı. Beyazıt'ta yaşanan faiz zamlar sonrası Ticaret Bakanlığı yeni karar aldı. Tavuk eti ihracatına kısıtlama getirildi. Kısıtlama 31 Aralık 2024'e kadar sürecek. Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Kanatlı et ihracatına kısıtlama getirildi. Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda en önemli adımsa kanatlı et ihracatına kısıtlama oldu. Tavuk eti ihracatı 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar aylık bazda azami 10 bin ton, toplamdaysa bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı. Öte yandan tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat uygulayan 16 firmaya da para cezası uygulandı. Sektör temsilcileri kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini, bunun da son zamanlardaki fiyat artışının etkisi olduğunu belirtiyor. Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı verileceğini açıkladı.
Deprem nedeniyle bölgeden ayrılan öğretmenlere süre şartı aranmadan geri dönme hakkı tanındı. Deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle 8 Şubat 2023'te Cumhurbaşkanı kararıyla olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmenlerin deprem sonrasında isteğe veya mazerete bağlı olarak görev illeri değiştirilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yer değiştiren öğretmenlere önceki görev yerlerine geri dönüş hakkı verilecek. Bu kapsamda deprem sonrası görev yeri değişen öğretmenlerin daha önce görevli oldukları ilde bulunan eğitim kurumlarına süre şartı aranmaksızın bakanlıkça yayımlanan duyuru doğrultusunda yer değiştirme başvuruları alınabilecek. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Başvurular 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. Atamalarsa 7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Atamalar depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin yeni görev yerlerinde başlama işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyoruz.